Bismillahirrahmanirrahim. AEF İlahiyat Arapça 2 2012 bütünleme sınav sorularının çözümleri. Soru 1. Kızardı, kırmızı oldu anlamına gelen hamira fiilinin sıfat-ı müşebbesi aşağıdakilerden hangisidir? Hamira, hamura diye farklı bablardan da gelebilmekte hamira fiili. Ahmeru diye gelir sıfat-ı müşebbesi. Ahmeru, hamra'u. Ahmer, müzekkeri. Hamra, müennesi. Meşhurdur. Çok yaygın olarak bilinir. Dörde bakıyoruz. El mümerriza, hemşire. Vuraf, odalar. El müsteşfa, hastane. Mümerriza, müennes bir kelimedir. Öyleyse bize müennes ve müfret bir kelime lazım. Müfret olsun, müennes olsun. Nedir o? D şıkkından başkası değildir. A'da adedne. Müennestir ama cemidir. B şıkkı yanlış görmüyorsam adda, yani adda adda tesniyedir. C şıkkı adde müfret ama müzekker. E şıkkı adedna yazmış. Adettu adedna. Nefsim tükellim mali gayr kalıbı. Biz manası. Birinci şahıs. Burada müfret ve müennes olan sadece D şıkkı adettir. Dolayısıyla o olmaktadır veya addet diyelim. Addet şeddeli olarak. Doğru şık müfret ve müennes olmasından dolayı D şıkkıdır. 2. Açtı anlamına gelen fetaha fiillerin ismi aleti aşağıdakilerden hangisidir? Yine çok bilinen, yaygın, kolay bir soru. Fetaha'dan miftah diye gelmekte. İsmi alet. Nedir miftah? Anahtardır. 5. Ya emmi yazıyor. Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdaki kelimelerden hangisi? En uygun şekilde tamamlar. Aranan şey nedir? Evvela müfret olmasıdır. A şıkkı tesniye, B şıkkı cemi, D şıkkı cemi, E şıkkı yine cemidir. Dolayısıyla müfret olan sadece C şıkkıdır. Müfret olmasından ötürü C şıkkını seçtik. 3. Sabera sülasi fiilinin babı aşağıdakilerden hangisidir? Sabera yesburu ise birinci baptan olur. Sabera yesbiru ise ikinci baptan. Sabera yesberu 3, sabira yesberu 4, sabura yesburu 5, sabira yesbiru 6 olur. Yani bab neye göre belirlenir? Aynil fiilinin hareketlerine göre. Hem mazinin aynil fiilindeki hareketi bileceksin ki onu zaten yazmışlar. Bir de muzarinin aynil fiilindeki hareketi bileceksin. Bu iki şeyi bildiğinde babı tespit etmek kolaylaşır. 6 tane bab şu an karşınızda. Kırmızı olarak yazanlara vezin yani kalıp diyoruz. Mazide ve muzaride aynı fiilin hareketlerine göre bab belirlenir. Sabera yesbiru'dan ikinci babdır diye işaretlenmiş. Şimdi birlikte bunu test edeceğiz. Doğru mu yanlış mı işaretlenmiş? Nereden bilebiliriz bunu? Sabera'yı ararız. Sabera, sabira artık nasıl hareketlenmiş ise. Sanırım görüyorsunuz. Ne yazıyor? Sabera yazmış. Yanında i var. İ ne demek? Muzari'nin aynel fiiline esre ver demek. Sabera yes. Biru. Beru değil yani. Fetal olsa e, a yazardı. Zammer olsa u yazardı. Ü yazardı. Artık hangisini tercih ediyorsa. Sonuçta i yazmış yani muzarinin annel fiili esrelidir diyor. Sözlüğe baktık gördük bunu. Dolayısıyla sabara yaz birudur. Sabara yaz biru faale yef'ilu ile aynıdır yani ikinci baptan çözüldü. Altıncı soru aşağıdaki fiillerden hangisi mebnidir? A şıkkı yektubu mebni değildir muzari müfret. Mebni, mureb'in zıttıydı. Mebni, sonu değişmeyen. Yani başından nasbeden bir şey getir, değişmez. Cezmeden getir, yine değişmez. İsimden bahsediyorsak, başına muzaf veya harficer getir, yazılışı yine değişmez demektir.
Tabii fiilden bahsediyoruz. Her bir fiil yani görüyorsunuz. Dolayısıyla yektubu'nun başına lem getirsem, lem cezmeder ya nasıl? Bağdanı gibi değişiklik olur. Lem yektubu bağda sükun olur, cezim olur. Bunun yerine en getirsen, en ne yapar? Nasb eder veya len getirsen. Len yektube bağda fetha olur. Yani değişebilir. Demek ki bu nedir? Mebni değildir. B de aynı şekilde nermi, ermi, nermi, nefsim tükellim mali gayr, biz manasında birinci şahıs. Bu da yine mebni değildir. Muzahir'in o kalıbı da mebni değil. C şıkkı tez hebine zehebe yezhebu tezhebine nedir? Muhatabanın müfredi. İkinci şahıs. İkinci şahsın müennesidir. Müfrettir. Müfret, müennes, muhataba diyoruz buna. Bu da yine mebni değil, murettir. D şıkkı yeclisani tesniyedir. Tesniyeler de yine mebni olmazlar ama E şıkkı yeftahne zaten yef'alne tef'alne. Muzari'de bu iki kalıp mebnidir diye biz belirtmiştik. Muzari fiilde sadece iki yerde mebnilik var. Onlar ne? Yef'alne tef'alne yani cemi müennes, gaibe ve muhataba. Cemi müenneslerin gaibesi ve muhatabası nedir? Mebnidir muzaride. Bunun dışında muzarenin tüm sıgaları mebni değil, murettir. 7 efal hamse ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? E şıkkı fetha ile mensuptur. Yanlıştır elbette. İşin şu kısmı da var. Şuna dikkat çekelim. 7. soruda efal hamse ile ilgili bir şey sorulmuş. Zaten 6. soruda efal hamse ile ilişkiliydi. Mesela C şıkkı efal hamseden bir fiildir. D şıkkı efal hamseden bir fiildir. Bunlar fetha ile irap almazlar. Ne ile irap alırlar? Sonlarında nun varsa bunlar merfudur. Nun yoksa mensup hali nun olmaması, meczum hali de yine nun olmamasıdır. Her iki durumda da nun zaten olmaz. Nun varsa ama merfudur. Fetha ile mensup olmaz dolayısıyla. Mensupluğu ne ile? Nun'un düşmesi. Örnek. Yensurune, yektubune cemidir, müzekkerdir, gaiptir. Sonuçta efali hamseden bir fiildir. Efali hamse beş fiil demek. Efal fiiller demek. Fi'lün fi'len efal. Cemi mükeserdir efal. Hamse beş demek. Beş fiil. Bu da muzari fiilin cemi müennesleri hariç. Sonu nun ile biten kalıpları kastedilmektedir. Yani tesnieleri, cemileri, bir de nisbet müennes muhatabası. Ama cemi müennesler hariç bunlar. İşte nun yoksa mensuptur, nun varsa merfudur. Fetha ile alakası yok yani. Hareke ile irap almaz, harf ile irap alırlar. 10. Zıt anlamlı sorulmuş. Daha önceden de sorulmuştu yine. Zekara kökünden görüyorsunuz. Zekera. C'de de nesiye kökü var. Bunlar birisi hani zekara hatırladı, nesiye unuttu manasındadır. Zıttır. 8. Muzari fiilin mebni sıgaları aşağıdaki eşleştirmelerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Az önce biz bunu söylemiştik. Öyle değil mi? Yef'alne tef'alne demiştik. Burayı bilmek aynı zamanda şurayı bilmektir. Yine alakalı bir soru yani. Yef'alne işte yeftahne. Yani bu da neydi? Gaibi kısmıydı. Muzari'nin. Buradaki yef'anne de yine gaybe kısmıdır. Yef'anne, tef'anne, muzari de mebnidir. Bunun dışında muzari'nin tüm sıgaları mureptir diye az önce söylemiştim. Yef'anne nedir? İkinci şahıs değil, üçüncü şahsın müennesi ve cemisidir. Tef'anne ikinci şahsın müennesi ve cemisidir. Bunları geniş geniş anlatmıştık. 11. Ulaike cemidir. Nisaun cemidir. Cemilik uyumu var. Ulaik işte onlar nedir? Nisaun kadınlardır. Mübteda haber. Yani ulaike mübtedadır. Nisaun haberdir. Nisaun haber ya. Cemi ya. İmraetün müfret nisaun cemi. Haberdir ve cemidir. Mübteda ile haber arasında uyum olacaktır. Bu yüzden cemi bir kelime aradık noktalı yere. Cemi olan sadece ulaike yani en şıkkındaki kelimedir. Ulaike nedir? İsmi işarettir. Yani konu ismi işaretin mübteda olması, haberinin nekre olmasıdır. İsmi işaret mübteda, haberi nekre olarak gelmiş. Konu bu. Ulaike mübteda, nisaun haber, muhlisat ise nisa kelimesinin yani haberin sıfatı olmaktadır. Sanırım anlaşıldı. Mübteda haberdeki müfret tesniye cemi uyumu ile ilişkili bir soruydu bu.
9, 5 ismi kullanımı yanlış olan hangisidir demiş. Yanlış olarak 5'lik işaretlemiş. Yuhibbu ehabbe ehbebe. İfal babından muzari yuhibbu. Ehbebe yani. Ehabbe yuhibbu sever, seviyor. Kim? Ennasu insanlar seviyor. İnsanlar sever. İnsanlar ne olur burada? Fail olur. Öyleyse ne lazım? Mef'ul lazım. Mef'ul, zi, za, zu, 5 isimden birisi. Mef'ul olması gerekiyor. Mef'ul demek mensup olması anlamına geliyor. Öyleyse bu 5 isim mensupluk alameti nedir? Onu bilmek gerekir. Eliftir. Elif ile yazılırsa mensup olurlar. Ya ile yazılırsa mecrur olur. Vav ile merfu olur. Zi değil yani. Za yazmalıydılar. Za. Tamam, problem o. Elif ile yazılmalı. Niye? Çünkü bu mef'uldür. Mef'uller mensuptur. Bu 5 ismin mensupluk alameti de elif iledir. Problem o. Hata orada. Yukarıdaki cevabı en uygun soru cümlesi aşağıdakilerden hangisidir? Yine daha önce sorulmuş bir soru. Yezhebu gidiyor. İlel mesnai fabrikaya. Ne ile? Bir hafiyet otobüs ile gidiyor. Kim? Yezhebu hüve. Gizli bir zamir. Müstetir bir zamir var. Hüve o gidiyor. Ondan kasıt kim? Kimden bahsediyorlarsa. Ali olur, veli olur, anne olur, baba olur. Anne olmaz gerçi, müzekker bu. Bakalım. Keyfe nasıl yezhebu gidiyor? Kim? Validüke, senin validin. Valid baba demek. Senin baban nasıl gidiyor ilel mesnai fabrikaya? Gidiş şekli sorulmuş. İşte otobüs ile gidiyor. Yani uçakla değil, helikopterle değil, yürüyerek değil, bisikletle değil vesaire. Dolayısıyla A şıkkı bir soru. Yezhebu ilel mesnai bir hafiyet ise cevaptır. Uygundur. Gidiş biçimi anlatılmıştır. B şıkkında meta yezhebu ne zaman gider demiş. Bu bir soruysa cevapta bir zaman içeren kelime aradık. Şu zaman gider. Öğleden önce, öğleden sonra gibi. Saat 5'te gibi. Öyle bir şey yok burada. C şıkkı limaza yezhebu niye gidiyor, niçin gidiyor? Limaza niçin demek. Gidiş sebebi belirtilmiş mi yezhebu ile başlayan cümlede? Sebep belirtilmemiş. Dolayısıyla C şıkkı soru olsa Yezhebüler mesna bir hafeti cevap olsa uyumsuzluk yani ne alaka ben onu mu sordum der adam. E şıkkı men kim yezhebu gidiyor giden kim? Yezhebu ebi babam gidiyor demiyor ki. Otobüs ile gidiyor diyor. Kimin gittiği sorulsa yani böyle cevap verilmezdi. Babam gidiyor diye cevap verilirdi. Dolayısıyla doğru soru A şıkkı. Böyle bir soru sorulursa böyle bir cevap verilir. 13. Yine daha önce çıkan bir soru. Haberin soru ismine muzaf olması diye anlatmıştık. Turap haber, ey soru ismidir burada. Turap muzaftır, ey muzafın ileyh konumundadır. Haberin öne geçiş nedeni budur. Yani haber soru ismine muzaf olduğundan öne geçmiştir. Bu konu neyle alakalı? Haberin takaddümü, haberin öne geçmesi, mübtedanın sonra gelmesi ile ilişkili bir konudur. A şıkkı, B şıkkı, şibi cümleden bahsetmiş. Şibhi cümle nedir? Harfi cer olması lazım ve mecruru. Veya ne lazım bize? B şıkkı nedir şibhi cümle için? Zarftır. Zarf olacak. Zarfın mecruru olacak veya sadece zarf tek başına olacak. Zarf var mı? Zarf da yok. Dolayısıyla Turab ve Bedin Hazada şibhi cümle diye bahseden A ve B şıkkı direkt hatalı olur. E şıkkı hasretmekten bahsetmiş. Hasır neyle olurdu? İnnemâ olurdu. Başka olumsuzluk mâse lâsı olurdu. İleride illâ olurdu. Bu tür şeyleri de yine anlatmıştık biz. 16. Sen kimin oğlusun? Arapça çevirisi İbnü Menente. İbnü oğul, men kim, ente sen manasına. Sen kimin oğlusun? Bu soru da daha önce yine çıkmıştı. Nitekim 14. soru da daha önce sorulmuştu. Hasalet noktalı sorularda sağdan soldan yardım alın demiştik. Sağda bir kelime var. Öyleyse değerlendirelim. Hasalet nasıl bir kelime? Müfrettir, müennestir. Buna uygun bir şey aramak lazım. Yani müfret, müennes bir şey aranabileceği gibi. Ama hasalet nedir? Fiildir. Yani ardından gelen kelime cemi olabilir, tesni olabilir, müfret olabilir. Her halükarda fiil yine müfret olurdu. Kaide. Dikkat edilmesi gereken şey hasalet müennestir. Öylesi müennes bir şey aramalıyız. A, B, C, D, E şıkların her birine baktık. Haulâ'i el-benât. Benât müennestir. Bintun bir kız. Benât kızlar manasında.
Dolayısıyla müennestir. B şıkkı olacak. Çünkü hasalet müennes. A şıkkı dullap, talip kelimesinin çoğuludur. Cemi mükesserdir. Cemidir, mükesserdir. Müfredi dalibun, dalibetun değil yani. Müzekerdir. C şıkkı el mühendisune. Mühendis zaten cemi müzeker salimdir. Vavnun veya yanun ile yazılır bunlar biliyorsunuz. Nun duruma göre düşer muzaf olduğunda. D şıkkı dalibani yine müzeker tesniyedir. Müennes olması için dalibe tani olması gerekirdi. E şıkkı hazel habir. Haza da zaten müzekker ismi işareti. El habir de müzekker ismi işareti. Yani konu ismi işaretleri de zaten içine alıyor ama ismi işaretleri için alması yeterli değildi. Ardından gelen kelimenin de müzekker ve müennes olduğuna dikkat etmek gerekiyordu. B şıkkı tartışmasız, açık bir şekilde doğru. 17. Ali Zeki lakin ihmalkar diye yazıyor. Lakinne inne enneke enne lakinne inne ve kardeşlerin denir. İnne ve havatuha der. İnne ve benzerleri der. Bunlar ne yaparlar? İsminin az haberini raf ederler. Kendilerine zamir bitişirse o zamir onların isimleri olur. Haberleri daima merfudur. Lakinne innenin benzerlerindendir. Evet, hu zamiri ismidir. Doğru. Söylediğim şeyi anlattı. Çok basit bir soru. 15 tarik kelimesinin çoğulu nedir? Durugun cemi mükesserdir. Turuk diye gelir. Defalarca sorulmuştur. Ezbere bilmeniz önemlidir o yüzden. El müctehidune nacihune. Bu da defalarca soruldu. Lalle de yine inne ve kardeşlerinden, inne ve benzerlerindendir. Az önce geçen lakinne ile aynı işi yapar. İsmini naz haberine raf eder. Lalle el müctehidine. Müctehidune cemi müzekker salimdir. Müştehidune, cemi, müzekker, salim. Nerede anladım? Kelimenin sonu vav ve nun ile bitmiş. Müctehidune, abidune, nasirune, katibune diye devam edebilir. Şimdi bu raf halindedir. Vav ile yazıldığı durumlarda raf hali olur. Nacihune de aynı şekilde cemi, müzekker, salim. Vav ile yazılmış yani merfudur. Vav yerine ya gelirse ne olur? Mecrur olurlar. Aynı zamanda mensub olurlar. Nasb durumları da, cer durumları da ya iledir. Mücitehiddine, nacihine ikisini de şu an cer ve nasba göre okudum. Ama lalle ismini nasb haberini raf eder. Yani haber olduğu gibi duracak. Nacihun'den irabı değişmeyecek. Zaten merfu ya olduğu gibi kalacak. Ama müpteda onun ismi olacak. İsmi olduğunda mensub olacak. Baştan alalım. Lealle ismi nas haberini raf eder. El müctehidune mübteda nacihune haberdir. Lealle buraya dahil olduğu zaman el müctehidun onun ismi olacaktır. Nasb olacaktır. Lealle el müctehidine de olduğu gibi. Nacihune haberdi. Yine haber. Leallerin haberi. O yüzden değişmeyecek yazılışı. Her halükarda merfudur yani. 22 hane fiilin emri getirildiğinde ne olur? Ente nedir? Bunu görürken ente mi enti mi diye belki düşünülebilir. Enti olsa dabibun değil dabibetun olacaktı. Dabibun müzekker yazılmış. Mahbubun mahbubetun değil. Öyle değil mi? Demek ki ente yani bu müzekker zamiri. Ente sen demek müzekkerdir. Aynı zamanda muhataptır. Ve müfrettir. Öyleyse müfret müzekker muhatap kalıbına getir kâneyi. Kün olur. Kun. Oldu. Dabi ben olur. Dabi bun artık olmaz. Neden? Çün emri hazır. Ente fail. Dabi bunun mef'ulü olacaktır. Burada ise ente müpteda tabip haber idi. Mahbub onun sıfatıydı. Çün emri hazırdır. Fiildir. Faili entedir. Tabip onun mef'ulüdür. Mahbub onun sıfatıdır. İnden nas insanların nazarında. İnsanlara göre. Anlaşıldı sanırım. Kâne'yi yani uygun kalıba dökmek gerekiyor. Ente'nin bulunduğu yer. Ente müfet müzeker muhatap zamiridir. Kâne'yi de oraya uyguladım emri hazır yaparak. Kün oldu. Kün kûna kûnu kîni de çekimi var. Kün doğru kalıp olmakta. 19 var. Eslah ettilfaz huvel mürebb es-salis. Salis üçüncü demektir. Fail kalıbına sayılar girdiği zaman sıra bildirir. Üçüncü, beşinci, altıncı gibi. Salis üçüncü olduğunu bilmesek bile hiç yoktan 3 olduğunu bilseniz çözersiniz. Yani sayılarla ufaktan alakası var.
Televizyon anne baba ile birlikte üçüncü eğitici oldu. Üçüncü manasına geldiğini salisin bilseniz çözersiniz. Çünkü sadece A'da salisin manası var. Üçüncü tercümesi sadece orada var. B, C, D, E'ye bakın. Salisin tercümesi hiçbirinde yok. Üçüncü manasında hiçbir kelime diğerlerinde geçmiyor. Yani salisin manasını bilseniz ve onun manasını aramış olsanız zaten çözmüş olursunuz.